Bozkurt Yazılım kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda C# 12. dersini çekiyorum. Bu derste veri tabanı bağlantısını yapacağım. Veri tabanı olarak da Access kullanacağım. Eee Access ofisi indirirseniz arkadaşlar içinden çıkıyor zaten. Ofis indirip kurarsanız ofis Office paketiyle birlikte bilgisayarınıza kurulacaktır. VBNette MySQL'i kullanmıştım, e, bunda da MySQL'i kullanacaktım, e, sonradan vazgeçtim. Şimdi Access 2006 kullandığım için ben e, Bilgisayarlarda hata verebilir, yerel makine kayıtlı değil diye. Yeni versiyonlarda genelde veriyor bu hatayı. Bu hatayı almamak için arkadaşlar Gerekli dosya burada, Access Database Engine Bunu e, yazılımbox.blogspot.com'a girerek ee, indireceksiniz. Ee, şimdi bir tane veri oluşturalım. Access 2016'yı açıyorum. Boş masaüstü veri diyoruz. Adını Wolfskurt yazılım koydum. Ee, Önümüzde böyle bir yer çıkacak. Tablolar falan çıkacak işte. İlk tablo otomatik oluşturuyor. Tablo 1 diye. Bunu tasarım görünümüne çekiyoruz. Ee, tablonun adını ne koyalım? kişiler diyelim. Ee, bir rehber uygulaması gibi bir şey yapacağım. Bunun devamında buna bir ID diyelim. ID otomatik sayı. E ee, MySQL'de auto increment. Bunda otomatik geliyor bu. Artan 1 2 3 4 5 diye otomatik girilen verilere veriyor. Bu aynen böyle kalsın arkadaşlar. Ee, buraya da isim diyelim. Veya başlık diyelim. Ee, bir de buraya da numara diyelim. Numarayı da sayı yapalım. Kısa metin değil sayı. Bunu kaydediyoruz. Sonra bu belgelerimi otomatik kaydediyor zaten kendini. Burayı kapatıyorum. Sonra belgeleri açıyorum. Boskut yazılım burada. Arkadaşlar bunu kopyalıyoruz. Sonra Visual Studio'ya giriyoruz. Burada belgelerimin içinde. Project var burada. Buraya girdikten sonra Ders 12 şu anki projeme Geliyorum Ders 12'nin içine tekrardan giriyorum Bin'in içine giriyoruz Ve debug vardı debug'ın içine Bu kopyaladığımızı atıyoruz Bu veritabanı burada oluyor ee, Bunu yapmamın amacı arkadaşlar Data search kullanırken ee, Direkt bozkurt yazılım yazalım Yani exe burada olduğu için Herhangi bir yol belirtmemize gerek yok direkt Oscar yazılımında ACCDB olarak kullanacağız. Şimdi bu terimlerse yabancı gelebilir arkadaşlar. İlk defa bağlantı yapacaksanız hemen ee, Visual Studio'yu açtık. Bir tane buton ekleyeceğim. Bu bağlantı butonumuz olacak. İlerleyen videolarda zaten bağlantı e, buton ile değil form açıldığında otomatik kendi yapacak. Ama şimdilik bir butona koyalım. Bağlan diyelim. E, Bağlanana çift tıklayalım. Butonumuzun kod bölümü açılsın. Kodları yazmadan önce kütüphanemiz var burada en yukarıda. Using diyoruz. Sistem e, Data OLEDB e, Kütüphanemizi ekliyoruz bunu. Daha sonra butonumuzun içine OLEDB Connection e, Bağlantımızın değişkeni ne olsun? Bağlantı olsun. Kolay yapabilelim. Eşittir. New OLEDB Connection. Parantezi açıp kapatıyoruz. Sonra noktalı virgülle sonlandırıyoruz kod satırımızı. Şimdi e, bunda e, çift tırnak açtım iki tane. Buraya Provider diyorum. Provider arkadaşlar e, burada e, kullandığınız Access'in e, sürümünü belli ediyorsunuz aslında. Bakın burada Microsoft.ac.oledb.12.0 bu yeni versiyonlarında kullanılan kullanılan bir terim diyeyim provider diyeyim bunu yazıyoruz Biz yeni versiyon kullandığımız için Microsoft nokta ac nokta olay nokta 12.0 yazdık sonra noktalı virgül yapıyoruz data search yazdıktan sonra bozkurt yazılım nokta ACD db yazıyoruz. CTRL-S ile kaydettim. Bakın niye yol belirletmedik data search'te. Direkt egzemiz burada olduğu için Voskurt yazalım. Ee, burada dosyamızın adını belirledik. Dosyamızın uzantısıyla beraber yazdık data search'e. Gördüğünüz gibi de C varmış burada. Bir de yanlış yazdım. Tamamdır. Şimdi bağlantıyı open yap diyelim. Bağlantı open. Dedik. Ve F5 ile başlattık. Bağlan dedim. Herhangi bir hata vermediğine göre arkadaşlar bağlantı tamamdır. Bu track içine yazalım. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Track catch kullanımını daha önceden anlatmıştım. Burada kullanacağım track catch'i. Şimdi trade diyoruz iki kere taba bastıktan sonra exception ne diyelim exception ne hata tamamdır şimdi hata e, buraya da bir mesaj box nokta show hata nokta get mesaj mıydı yok bunda hata direkt mesajdı to string diyoruz hata mesajını bize belli Bunlar arkadaşlar direkt try, try içine yazıyoruz. Ve kaydettik. Bağlantı o bundan sonra bir her, herhangi bir hata olmadı, olmayınca mesaj show diyelim. Bağlantı açıldı yazdıralım. Tamamdır. Bir de try finali diye bir şey var. Finali'ye de finali arkadaşlar burada try veya treye girdi diyelim keçe girdi ikisine de gir girse bile en sonunda bu kod çalışacak arkadaşlar finali en son bu kod ne olursa olsun çalışacak buna da bağlantı şöyle yapalım if bağlantı e çıkmıyor arkadaşlar sebebi ise lokal alanda belli ettik bağlantıyı bunu nereye taşıyacağız şimdi butonun içindeki butonun içinde değil de bunu direkt butonun dışına yazacağız. Yani genel alanda public olarak tanımladık. Şu an bağlantı değişkenimizi. Şimdi burada kullanabileceğimiz direkt bağlantı close yapalım. Finalde. Ve bağlantı close'tan sonra diyelim ki bağlantı kapandı. Şimdi çalıştırdım, butona bastım, bağlantı açıldı, sıkıntı yok ve bağlantı otomatik kapandı. Ee, arkadaşlar bağlantı bu şekilde oluyor işte. bağlantı OLED bir connection ama ilk önce kütüphaneye using System. Data. dedikten sonra tamamdır. Bir de aksesi e giriyoruz, tablomuzu şu anlık oluşturdum. bir dahaki derste e, tablonun içine gireceğiz arkadaşlar. tabloyu veriler ekleme yapacağız e, buradan. Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Daha yeni videoların gelmesini istiyorsanız yorumları bol bol yapıp beğenileri bol bol e, getirirseniz sık sık videolar gelecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.